Herkese merhaba arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın açıklamasının sonucu 1 Haziran'dan itibaren neler olacak? Tam anlaşılmayan konular var. Onları güzelce şu an size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında uygulanacak. Bu sınırlamaları hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabah 05.00 arasında uygulanacak. Temmuz ayında bu kısıtlama sayıları vaka ve vefat sayıları ve aşılamaya göre yeniden belirlenecek. Restoran, lokanta gibi yerler sabah 07.00, akşam 21.00 arasında belirlenen kurallara göre gece 24.00'a kadar paket servisi yapabilecek. Pazar günü ise sadece paket servisleri olacak. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, Luna Park gibi işletmeler sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında pazar günü hariç çalışabilecek. Düğün törenleri belirlenen şartlara göre uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacak. 2021 ile 2022 akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak. Kamu kurumlarındaki esnek çalışma uygulaması devam edecek. Kafeteryalarda, kafelerde canlı müzik olacak mı, olmayacak mı, onun gibi açıklama şu an yok. Büyük ihtimal o saatler arasında canlı müzikte herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Gelelim şehirler arası yasağına. Şehirler arası yasağında saatlere uyarsanız herhangi bir sıkıntı yok. Ama saatlere uyamayacağınız bir duruma gelirseniz 199'u arayarak izin belgesi almadan lütfen yola çıkmayın. Hız yapmayın, zorda kalmayın. Yola çıkmadan önce 199'u arayın. İzin belgesi her ihtimale karşılık alın arkadaşlar. Spor salonlarına karşılık bir konuşma yapılmadı. Onlar da yapılırsa en kısa zamanda ben sizleri bilgilendireceğim. Hızlı bir şekilde açıklama yapıp paylaşmamı isterseniz arkadaşlar, YouTube kanalımız Grafik Bey'ine abone olup bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparak da sormak istedikleriniz varsa sorarsınız. Ben yine araştırıp sizleri bilgilendireceğim. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın açıklamasının sonucu 1 Haziran'dan itibaren neler olacak? Tam anlaşılmayan konular var. Onları güzelce şu an size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında uygulanacak. Bu sınırlamaları hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabah 05.00 arasında uygulanacak. Temmuz ayında bu kısıtlama sayıları vaka ve vefat sayıları ve aşılamaya göre yeniden belirlenecek. Restoran, lokanta gibi yerler sabah 07.00, akşam 21.00 arasında belirlenen kurallara göre gece 24.00'a kadar paket servisi yapabilecek. Pazar günü ise sadece paket servisleri olacak. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, Luna Park gibi işletmeler sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında pazar günü hariç çalışabilecek. Düğün törenleri belirlenen şartlara göre uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacak. 2021 ile 2022 akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak. Kamu kurumlarındaki esnek çalışma uygulaması devam edecek. Kafeteryalarda, kafelerde canlı müzik olacak mı, olmayacak mı, onun gibi açıklama şu an yok. Büyük ihtimal o saatler arasında canlı müzikte herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Gelelim şehirler arası yasağına. Şehirler arası yasağında saatlere uyarsanız herhangi bir sıkıntı yok. Ama saatlere uyamayacağınız bir duruma gelirseniz 199'u arayarak izin belgesi almadan lütfen yola çıkmayın. Hız yapmayın, zorda kalmayın. Yola çıkmadan önce 199'u arayın. İzin belgesi her ihtimale karşılık alın arkadaşlar.
spor salonlarına karşılık bir konuşma yapılmadı. Onlar da yapılırsa en kısa zamanda ben sizleri bilgilendireceğim. Hızlı bir şekilde açıklama yapıp paylaşmamı isterseniz arkadaşlar, YouTube kanalımız Grafik Beyin'e abone olup bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparak da sormak istedikleriniz varsa sorarsınız. Ben yine araştırıp sizleri bilgilendireceğim. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın açıklamasının sonucu 1 Haziran'dan itibaren neler olacak? Tam anlaşılmayan konular var. Onları güzelce şu an size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında uygulanacak. Bu sınırlamalara hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabah 05.00 arasında uygulanacak. Temmuz ayında bu kısıtlama sayıları vaka ve vefat sayıları ve aşılamaya göre yeniden belirlenecek. Restoran, lokanta gibi yerler sabah 07.00, akşam 21.00 arasında belirlenen kurallara göre gece 24.00'a kadar paket servisi yapabilecek. Pazar günü ise sadece paket servisleri olacak. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, Luna Park gibi işletmeler sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında pazar günü hariç çalışabilecek. Düğün törenleri belirlenen şartlara göre uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacak. 2021 ile 2022 akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak. Kamu kurumlarındaki esnek çalışma uygulaması devam edecek. Kafeteryalarda, kafelerde canlı müzik olacak mı, olmayacak mı, onun gibi açıklama şu an yok. Büyük ihtimal o saatler arasında canlı müzikte herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Gelelim şehirler arası yasağına. Şehirler arası yasağında saatlere uyarsanız herhangi bir sıkıntı yok. Ama saatlere uyamayacağınız bir duruma gelirseniz 199'u arayarak izin belgesi almadan lütfen yola çıkmayın. Hız yapmayın, zorda kalmayın. Yola çıkmadan önce 199'u arayın. İzin belgesi her ihtimale karşılık alın arkadaşlar. Spor salonlarına karşılık bir konuşma yapılmadı. Onlar da yapılırsa en kısa zamanda ben sizleri bilgilendireceğim. Hızlı bir şekilde açıklama yapıp paylaşmamı isterseniz arkadaşlar, YouTube kanalımız Grafik Beyin'e abone olup bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparak da sormak istedikleriniz varsa sorarsınız. Ben yine araştırıp sizleri bilgilendireceğim. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın açıklamasının sonucu 1 Haziran'dan itibaren neler olacak? Tam anlaşılmayan konular var. Onları güzelce şu an size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında uygulanacak. Bu sınırlamalara hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabah 05.00 arasında uygulanacak. Temmuz ayında bu kısıtlama sayıları vaka ve vefat sayıları ve aşılamaya göre yeniden belirlenecek. Restoran, lokanta gibi yerler sabah 07.00, akşam 21.00 arasında belirlenen kurallara göre gece 24.00'a kadar paket servisi yapabilecek. Pazar günü ise sadece paket servisleri olacak. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, Luna Park gibi işletmeler sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında pazar günü hariç çalışabilecek. Düğün törenleri belirlenen şartlara göre uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacak. 2021 ile 2022 akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak. Kamu kurumlarındaki esnek çalışma uygulaması devam edecek. Kafeteryalarda, kafelerde canlı müzik olacak mı, olmayacak mı, onun gibi açıklama şu an yok.
Büyük ihtimal o saatler arasında canlı müzikte herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Gelelim şehirler arası yasağına. Şehirler arası yasağında saatlere uyarsanız herhangi bir sıkıntı yok. Ama saatlere uyamayacağınız bir duruma gelirseniz 199'u arayarak izin belgesi almadan lütfen yola çıkmayın. Hız yapmayın, zorda kalmayın. Yola çıkmadan önce 199'u arayın. İzin belgesi her ihtimale karşılık alın arkadaşlar. Spor salonlarına karşılık bir konuşma yapılmadı. Onlar da yapılırsa en kısa zamanda ben sizleri bilgilendireceğim. Hızlı bir şekilde açıklama yapıp paylaşmamı isterseniz arkadaşlar, YouTube kanalımız Grafik Bey'ine abone olup bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparak da sormak istedikleriniz varsa sorarsınız. Ben yine araştırıp sizleri bilgilendireceğim. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.